Merhaba güreştürkiye.net severler. Bugün tarihlerden 3 Nisan 2018 Salı ve haftanın Raw Show'u değerlendirmesiyle birlikteyiz. Ben Buğra Gür, yanımda sunucu yorumcu Mehmet Dinler ve Dwight. Hoş geldin uzun süre aradan sonra. Did you miss me guys? Ya. Ve Salih Aran da var. Merhaba Salih. Merhaba, hoş geldin, hoş bulduk. Öyle, Mehmet Dinler, Road to WrestleMania'yı bitirdik. Yazı gelecek mi? Abi, evet, herkes... Daha. Ya, %95 bitti. Yazı gelecek mi? Ya. Bu meşhur Atalanta uçağına binerken yazısı. Atalanta, İtalya'da WrestleMania mı vardı? Ne, New Orleans mıydı? New Orleans uçağına binerken. Ya, şu anda... Tanıdığımız insanlar için de o yazıyı okumuş tek kişi sensin, biliyorsun değil mi? 2011'de o yazının tarihi çünkü. Evet, Mehmet Dinler'de 2011'de bir konseptli yazısı vardı. 29. etkinlik haftası hatırına o yazıyı tekrar yazıyor. Mehmet Dinler, yazacaksın değil mi? Bizi kandırmıyorsun inşallah. Valla inşallah. Ben geçen sefer ne dedim sana? Daha main event açıklanmadı. Nasıl yazayım dedim. Main event gene açıklanmadı. Gene açıklanmadı. Hatta belirsiz maçlar var. Tarihin en ilginç WrestleMania'larından biri gerçekten. Segmenti geldiğinde onu da konuşuruz. Başlayalım mı o zaman? Başlayalım. Buyur, söz sende öyleyse. O zaman öncelikle tekrar hoş geldiniz. Şovun açılış segmentiyle başlıyoruz. Mixed Tag Team Match, Ronda Rousey, Kurt Angle vs. Triple H, Stephanie McMahon maçının yüzleşmesi. Dörtlü uzun 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 masada medeni şekilde konuşuyorlar ve Stephanie McMahon gerçekten çok güzel eziyor karşısındakileri. Gerçekten çok güzel eziyor. Ve ardından segmentin sunucusu Jonathan Coachman, gelin diyor, masaların önünde yan yana bir poz verin diyor. Yani masada aksiyonunuza engel oldu. Gelin diyoruz, bir aksiyon yaşatalım. O aksiyon sırasında da önce Triple H Kurt Angle'ı indiriyor. Sonra Stephanie McMahon Ronda Rousey'i masaya yapıştırıyor. Benim içimin yağlarını eritiyor. Canım benim. Keşke Triple H ile evli olmasaydı. Ben ona yazardım demek istedim. Niye? Miras kalacak şimdi. Olmasa yazabilirsin. Ne dedin Gür? Miras kalacağı için. Hayır, ben Steph'i ya ilk baştan beri çok seviyorum. Stephanie McMahon benim guilt pleasure'ım, yani en büyük aşklarımdan biri, öyle söyleyeyim. Dünyanın en güzel kadınlarından biri, en seksi kadınlarından biri, öyle söyleyeyim. Gerçi Mehmet Dinler 2000'lerin başında güreş izlemeye başladığı için o zamanlarda Stephanie de Stephanie'ymiş be kardeşim ya. Şu anda da şu iş kadını kimliği gerçekten çok hoşuma gidiyor, çok etkileyici buluyorum yani. Ozan Ateş, Milf'in ne olduğunu özel bir zamanda açıklarım ben sana. Şu anda burası yer zaman değil. Buğra Gür, segment hakkında yorumlarını alayım. Valla bizim için WrestleMania döneminde neyin tadı eksik sorusu burada çoğu kez cevaplandı Road to WrestleMania boyunca tüm yorumcular tarafından. Abi storyline ya, şunlar eksikti. Son hafta oldu ama oldu. Birbiriyle karşılıklı konuşmaları, ki yarın da YouTube Güreş Türkiye YouTube kanalında çevirisi olacak. Karşılıklı konuşmalar ve birbirine hani laf sokmalar, akıl içeren laflar, imalar, bunları özlemiştik. Ve sonunda o Road to WrestleMania'nın tadını son haftada olsa ufak bir alabildik Mehmet Dinler. Salih? Ben Ronda'nın bu feud'u taşıyamadığını düşünüyorum. Konuşma olarak falan. %100. Onun dışında normal bir feud'tu yani. Ya şey, ben de aynı şeyi düşünüyorum. Yani Ronda Rousey'nin tek başına konuşmaya çalıştıkları dönemde gerçekten hani o Elimination Chamber'daki facia şey kontrat imzalama töreni falan, performansı da çok kötüydü ki. Bu kadın zaten konuşarak iş yapan bir kadın değil. Ve böyle dörtlü sürekli birilerinin birbirlerine laf soktuğu bir segmentte biraz daha arkada kalarak çok daha iyi performans gösterdiğini düşünüyorum ben bugün özellikle. Ya Steph'e şey sorusu vardı. Hangi elini kullanıyorsun? Diğerini kırayım ki maçtan sonra da çeklerimi yazmaya devam et diye bir laf sokuşu vardı. Ben çok güldüm gerçekten. O iyiydi.
Gerçekten çok iyiydi. Ya Gür'ün dediğine de katılmamak elde değil. Şey, bu birkaç senenin, hatta yani 5-6 senenin belki de sorunu, bütün aksiyonu şeye bırakıp maçların üzerine yüklemek, bu Road WrestleMania'nın en büyük saçmalıklarından biri oldu. Yani şu feud'u sürekli olarak şey üzerinden izledik. Video. Sürekli video dedim. Hayır, ben onu %100 ağzımdan lafa aldın. Eren Nur'a da dedim defalarca canlı abi izlerken. Ya video manya olmuş abi, bu ne, sürekli promo, sürekli video promo, sürekli video promo, artık gına gelmişti. Hani WrestleMania boyunca evet. Sosyal medya kavramını çok abartıyorlar yani bu konuda. WrestleMania kapsam boyunca Güreş Türkiye YouTube kanalı bir tane ya da iki tane Ronda Stephanie McMahon'ın feud'unun çevirisini gördü. Ya yoktu ring içinde. Storyline yoktu abi. Bizi yansıtamadılar. O heyecanı da, o duyguyu da alamadık son haftaya kadar. Bu hafta ve bunu illa ki Ronda'yı aksiyona sokmakla yapmaları gereken bir şey de değildi. Ya Kurt Angle ve Triple H sanki ilk defa birbirleriyle karşılaşacaklar. Koy bir Raw'un main eventine şu maçı. Hiç mi olmaz yani? En kötü ne olabilir yani? Hani Lesnar'ın gelmediği şovlardan birinin main eventine koy işte adamları. Ortalık karışsın, maç işte şeyle bitsin yani, işte Double DQ ile bitsin, bir şey olsun ama yani aksiyon koyun abi. Yani güya şey, kadın gerçekten dövüşçü yani, Ronda Rousey UFC'den geliyor, UFC'nin en büyük kadın dövüşçüsü bugüne kadar ki yani, ama hiç aksiyon yok ya. Maç kötü geçerse, ki kötü geçecek, herkes bu feud'u kötü hatırlayacak, bari aksiyon koysaydınız yani. Abi ben şöyle söyleyeyim. Ronda Rousey'in bir profesyonel güreş yıldızı olduğunu düşünmüyorum. Olacağını da düşünmüyorum. Ben de yani Lesnar'ın 2012 dönüşü sonrası kullanıldığı gibi kullanılacak yani. Ve 2012 sonrası Lesnar'a bir WWE Superstar da demek şey abes. Profesyonel güreşçi demek çok daha abes yani. Yani gelip UFC dövüşçüsünü oynuyor çünkü. Ortada kalıyor yani. Kesinlikle WWE'nin bu kadar yani UFC ile formatının ters olması, ancak bu kadar fazla UFC güreşçisini de main eventlara koyması çok enteresan. Bir tarafta Brock Lesnar, bir tarafta Ronda, diğer tarafta UFC'ciler var kadınlar divizyonunda. Yani bir taban tabana zıt UFC ile WWE ve birleşmiyor abi, olmuyor yani, tutmuyor maya. Ama ancak WWE sürekli göle maya çalmaya çalışıyor. Bilmiyorum. Demiş Serdar Ali. Bir Ronda... noktada vazgeçecekler ama yani. Aha. Ronda All Shit'in gibi konuşuyor demiş. %100 abi. Çok garip benzetme ama %100 doğru yani. Merhaba. Hoş geldin Eren Nur. Hoş bulduk. O zaman Eren Nur'un gelişiyle birlikte diğer segmente geçiyoruz. Söyleyecek bir şeyiniz var mı? Ekleyecek bir şeyiniz var mı açılışa? Yok. Güzel. Sıra şovun açılış maçı aslında. Şovun ilk maçı bir kadınlar maçı. Bayley vs. Sonya Deville. Bayley maçı roll-up'la kazanıyor ve üzerine absolution'dan dayak yerken Sasha gelip onu kurtarıyor. Daha sonra Sasha ile Bayley kavga etmeye başlıyorlar. Ve absolution segmenti üstün kapatıyor. Bu dört ismi de kadınlar Battle Royale maçında göreceğiz. Salih senle başlayalım bu sefer. Maçı da kısaca bir yorumlayabilirsin. Sasha Bayley feud'un da bir yorumlamanı isteyeceğim. Bu gitgeller çok fazla abartılıyor yani. Bir ona buna saldırıyor, bir o buna saldırıyor. Biraz açık kapı bırakıyorlar. Bu yüzden pek olumlu düşünmüyorum bu feud hakkında. Kadınlar maçı da muhtemelen kickoff'ta olacakmış. Bunu da pek anlam veremedim. Anlam veremedim. Feministler çıldırıyor. Abi iki Battle Royale maçı da şeyde olacak. Kickoff'ta olacak. Şey, o işte şey, hani feministler coşmasın diye iki Battle Royale'i de kickoff'a eklemişler. Ya bence Nia Jax'ın maçında kickoff'a koymaları lazım yani. Çünkü ilgi çekmiyor bence. Yok onların ama hikaye şey güzel. Hikaye güzel de yani. Çok o da olumlu düşünmüyorum o konuda da. Madem ön plan çıkaracaksınız bu feud'u. Abi ya ona kalırsa yani, hani işlenen feud'un kötülüğüne göre şeyi koyacaksak,
AJ Styles vs. Nakamura'yı da şeye koyabiliriz. Ama ana kemer olsaydı. Bu da kadınlar için ana kemer ama şu anda aynı değerde olarak gösteriliyor WWE tarafından. Sonuçta bir Royal Rumble maçı da bu kemerler için yapılıyor. 5 yani dakika, yani. Dakika sürecekse maç çok bir anlamı yok yani. Ama ya Nakamura ve AJ Styles ortaya... Geçen seneden biraz ders almışlardır diye düşünüyorum. Bu yıl süre planlamasını daha iyi yapacaklardır yani. Geçen sene Naomi'nin girişi kadar maç izledik ya. Naomi'nin girişi daha uzun sürmüştü. ya ben öyle bir rezillik hiç hatırlamıyorum. Ki o neyse ki o maç oldu bu arada. O maç o kadar kötü geçti artık şeyler böyle feministler. Bu maç niye kickoff'ta diye saldıramıyor hiçbir şeye yani. Kardeşim nedir bu feminist lobisinden çektiğimiz ya? Kardeşim ya bana feminist nazi falan diyorlar yani ben Twitter'dakiler kadar olamadım yani. Yani hiçbir zaman Twitter'dakiler korkunç. Eremnur sana bir soruyla bu segmenti yorumlatacağım. Bu feudun yani Sasha ve Bayley arasında birebir maç bile olmayacak bir feudun, Raw kadınlar kemeri feudundan daha ilgi çekiyor olmasını nasıl değerlendiriyorsun? Bu segmentle birlikte de yorumlarsa. Ya bana göre ikisi de eşit hani benim odak noktam daha farklı çünkü. Ama yani güzel gidiyor da Bayley'nin hani saldıran taraf görmesini yani saldıran olan taraf olmasını isterdim ama yani Sasha da iyi şey yaptı saldırdı da Bayley'nin hani artık böyle saf kız numaralarından çıkması lazım. Çok çabuk güveniyor millete. Bugün güvenmedi ama. Evet bugün herhalde gözü açılmış yani yediği dayaktan sonra. Bugün de güvenmesin yani. Hep aynı şeyler dönmüyor mu? Evet. Ya Sasha geçen hafta Sasha için heel turn yaptı diyordu herkes ama yani bence o heel turn değil ya. Sasha ve Bayley hani şimdi daha önce de bu feud'u uzun uzun NXT'de yaşadıkları için ve İşte yok kankalar, yok şöyle, yok böyle. Hani ikisi de gayet zaten artık face heel kavramları iyice suyu çıkmış durumda. İkisi de gayet twinner. Bu feud özelinde birbirlerine saldırıyor olabilirler. Bundan sonra daha hani... Can ciğer kuzu sarması. Ya. Yok olmazlar da artık. Hani. Yür evet. Peki sence bu Bayley Sasha feud'u WrestleMania'dan sonra nereye kadar uzar? Ya nereye kadar uzar bunu NXT'den hani bir çıkarımda bulunabiliyoruz ama belki sene sonuna kadar gidebilir. Fakat Fallon içinde değişimlerin olması lazım. Nasıl diyecek olursan bence abi Bayley'i gimmick'i değişsin biz de kurtulalım böylece. Baştan hani, aşağı değişmesi lazım. %100 abi. Bence azıcık seksepalitesi olan bir kadın olabilir. Çok güzel bir vücudu var gerçekten. Her ne kadar gizleniyor olsa da ben onu fark ediyorum. Geçen hafta da konuşmuştuk zaten. Heel olmamış olabilir de demiştik Sasha Banks'e. Az öyle olacak gibi Mehmet'in dediği gibi. O ihtimali de göz önünde bulundurmuştuk. Ya Bayley gimmick değiştirsin. Bu feud sene sonuna kadar uzasın ya. Ya çünkü bu feud'un bir hikayesi var anladınız mı? 3 senedir heel turn bekliyoruz Sasha Banks'ten. Bu feud'un hikayesi kıymetli ve değerlendirilebilir. Ama içeride de gimmicklerin hani karakterlerin, storyline'lar değişmiş şeylerin olması lazım. Mesela Bayley'nin short giymesiyle başlayabiliriz bu işe diyerek noktalayayım sözü. Muhtemelen olmaz. Eğer şey yani ikiliden biri SmackDown'a geçiş yapmazsa Shake-up'la falan bu ikili muhtemelen o feud'un arasında bir yerde şey Raw kadınlar kemerine de bulaşacaktır. Çünkü Raw kadınlar kemeri için gerçekten roster'da güreşçi kalmamış durumda. Yani Kısır Alexa ve Naya dışında. Hani onu yani Raw roster'ında kadın güreşçi bırakmadıklarını bir sonraki kadınlar maçı sırasında değerlendiririz. O zaman gecenin maçına geçiyorum. Monday Night Rollins'in maçı. Seth Rollins vs. Finn Balor. Müthiş bir maç çıkarıyorlar. Miz'in de yorumlarıyla spiker masasına eşlik ettiği bir maç. Ve Seth Rollins gibi kazanmayı başarıyor. Gür maçı nasıl buldun? Ya maç... İzledin mi? Haftalık şovlar standartının üzerindeydi.
Özellikle ben özet izlerken o tempoyu yakaladıklarını görünce hemen kapattım. Maçın tam versiyonunu açtım. Haftalık şov kalitesinin %100 üzerindeydi. Ancak canımı sıkan bir durum var. Yani sanki bu feud da şampiyon The Miz değilmiş gibi. Bu ikilinin sürekli birbiriyle atışması ve The Miz'in sürekli ring içindeki senaryodan bağımsız kalması, dışarıda kalması ve ikiye bir maç yapmaları hani beni bazı düşüncelere gark etti. Acaba The Miz kaybedecek de bu ikisi arasında mı devam edecek feud diye. Çünkü böyle bir şeye hazırlanılıyormuş gibi duruyor. Malum The Miz yeni baba oldu. Bu arada Allah işte sağlık sıhhat eylesin. Analı babalı büyüsün. Analı babalı büyüsün. Ne deniyorsa o lafları siz daha iyi bilirsiniz. The Miz acaba bir yıllık izne mi ayrılacak dedirtiyor bana. Çünkü The Miz'den çok kopuk ilerliyor feud. Maç da güzeldi. Haftalık show standartının üzerindeydi. Dediğim gibi. Ya aslında ben ona tam katılamayacağım. Hani çünkü feud başından beri Miz'in bu ikisini birbirine düşürmesi şeklinde. Çünkü yani biliyor ki birebir feud'da ikisine karşı da galip gelemeyecek yani. Yani ve ikisini birbirine düşürerek bir şekilde galip çıkmaya çalışıyor. Yani bana çok da garip gelmiyor açıkçası Miz'in aksiyondan daha uzak kalması. Rollins'i ve Balor'ı yoğurması bir şekilde. Bugün yorumlarda da çok bahsetti. Yani 6 gün sonra maç var ve bu adamlar şu anda birbirlerini yorarken ben dinleniyorum şu anda burada ya, dedi yani adam spiker masasında. Evet. Eremnur. Sana geçelim. Evet. Maçı canlı izledim. Bayağı hani izlerken de hani mest oldum diyebilirim. SummerSlam'den de kesitler gördük. O tam Rollins'in Balor'ı sakatladığı pozisyona getirdi dedim. Aynen. İkinci şey mi geliyor? İkinci sakatlık mı geliyor diye korktum ama sonradan kurtuldu. Güzel paplar vardı maçın içinde, doğru. Ben de acayip coştum orada. Salih sen ne diyorsun maçla ilgili? Maçı beğendim ben. Yani umarım Miz'i de araya karıştırabilirler. Yani Miz pasif kalmaz WrestleMania'da. Ya çok da zannetmiyorum pasif kalacağını yani. Feud'a özel bir şey bu. Ama maçın sonucunu gerçekten çok merak ediyorum çünkü yani şey yani Miz'in kaybedeceği kesin gibi izne ayrılacaktır. Ayrılsın abi biraz çocuğuyla vakit geçirsin. Yani. Maçın kalitesi gerçekten çok iyi olabilir yani. 3 iyi isim bir arada. Yani tadından yenmez. Ya Miz teknik birkaç isimle birlikte karıştırıcı rolünde bir maça çıkıyorsa o maç için kalitesinin çok iyi geçeceğini şey yapabiliriz. Yani bu bizim performansıyla alakalı değil hani. Ama yani böyle teknik isimlerin arasında karıştırıcı rolünü çok iyi yapıyor. Bir tane şey maçı var. Cesaro şey Sami Zayn Kevin Owens'la çıktığı Intercontinental maçı. Hatta Extreme Rules 2011'de John Morrison'la bir John Cena'yla bir üçlü maç öyle bir şey olmuştu, hatırlıyor musun Mehmet? Evet. Evet, Steel Cage mi? Aha, Steel Cage. O maçta mesela dediğin gibi hani o karıştırmayı, o ringdeki aksiyon seviyesini yükseltmeyi, tempoyu ayarlayabilmeyi baştan sona kadar çok iyi başarmıştı. Evet. Devam edelim isterseniz. Sıradaki segmentimiz takımlar şampiyonluğu ile ilgili. Braun Strowman ve The Bar yüzleşmesi bir şekilde. Sheamus ve Cesaro bir şekilde şeyin gene Strowman'ın partilerini öğrenmek istiyorlar ve Strowman onları partileriyle tanıştıracağını, hatta biriyle maça çıkacağını söylüyor. Ve arka alana gidiyor partileri de getirmek için ve arka alanda Brain Strowman geliyor. Üzerinde beyaz önlük. Güzel düşünülmüş. Üzerinde bir çeşit Dudley Boys ya Baba Ray Dudley şeyi tarzıyla geliyor ve Bar'ı ringde duman ediyor ve hatta darma duman ediyor Eren Nur'un deyişiyle ve bir son şovdan da üstün çıkıyor ve hala partnerini bilmiyoruz. Yalnız, Salih bu sefer senden başlayacağız. Ha, pardon. Dağılmasın konu, Eren Nur. Konu neydi? Konu mu neydi? Evet Eren. Eren sana geçiyoruz.
Eren Mursan'a geçtik. Ya şeyi de hani burada not çekelim. Corey Graves'in hani Strowman'ın gözlüğü çıkardıktan sonra It's Braun Strowman demesi çok iyiydi. Yani o şeye de ayak uydurdu. Karaktere de hani ayak uydurdu Corey Graves. Yani bayağı güzeldi. Yani yaratıcı bir fikir bence. Ben birisinin gelmesini beklemedim. Big Show, Big Show falan gelir diye ama. Ben de bana çok benzeyen deyince artık ulan kahretsin Big Show geliyor ya demiştim. Sevindim Strowman gelince. Gür. Ya ben WWE'nin hani son zamanlardaki anlayışına baktığım zaman işte Nia Jax şey aşkı gibi, Enzo aşkı gibi, Strowman Alexa elektriği gibi. Yani bence çok zıt, taban tabana zıt bir takım arkadaşı olacak. Segment de çok güzeldi. Brainstorm'un yani çok güzeldi. İnanılmaz ya Braun Strowman ilk izlediğimiz zaman bundan bir sene önce hani sempatik, komik, aynı zamanda eğlendiren, korkutucu, ring içinde dominant olabildiği kadar diğer yönleriyle de eğlendirebilen bir güreşçi olacak deseler ya hiç bunu hayal edemezdim. WWE yaratıcı ya adam, takımı. Strowman olmadan önce Adam Rose'un şeyiydi. Parti takımındandı. Yani hiç beklemediğim seviyede bir gelişim yaşadı. Rose battı. Ya şey partnerinin Big Cass ya da Big Show olacağına dair iddialar var. Ben ikisinden de çok korkuyorum. Yani. Reynister ve Brian de var. Bence çok ya böyle çıtı pıtı ve Jack Gallagher falan olabilir yani. Olabilir ya, çok da ilginç bir teori var bu arada. Şey, Alexa Bliss'in bir şekilde şeyin Brown'un partneri olabileceğine dair. Yok artık. Maçı var, maçı. Hani şey, maçı olmasa maçı var. Abi yani ikinci üçüncü maça koyarsın şeyi Alexa Naya'yı. Hatta o maçta iyice Naya onu tertemiz döverken maç sonrasında da Strowman gelir, alır sırtına atar, götürür, sonra da onunla gidiyor. Ya bu da, bana lazım. Bu bana lazım. Çok özür dilerim. Bu bir ya bir videoda ya da bir yazıda okudum bunu. Abi çok hoşuma gitti. Çünkü Mixed Match Challenge'da hani Mixed Match Challenge senaryolara yansıyan bir şey değil. Ana kadro senaryolarına yansıyan bir şey değil. Hani ama abi ya çok eğleniyorum ya ikisini izlerken. Çok eğleniyorum ve yani illa böyle hani öpüşmeleri aralarında böyle aşk elektriği olmasına gerek yok yani. İkisi acayip bir ikili oldular. Hani ben ya çok isterim böyle bir şey olmasını açıkçası. Salih, ne konuştuğumuzu çözmüşsündür sanırım. Çözdüm. Senin yorumlarını alalım şimdi. Yani fikri çok beğendim. Yani Brother Strowman fikrine. Umarım ya, bu karakterin üzerine giderler. Değil mi? Değişik olabilir. Evet. Bu arada reklam arası. Yarın Mixed Challenge'da final var. Demizle Asuka karşısında Bobby Roode'la Flair var. Becky Lynch değil mi ya? Becky Lynch. Bilmiyorum evet. Değişiyor. Bir Charlotte diyorlar, bir Becky Lynch diyorlar. Ya Charlotte'la bugün video attılar. Charlotte geçen hafta gerçekten yani garip bir şeyden dolayı katılamadım. Yani. Diş etinde bir problem varmış. O da nasıl bir şeyse ben anlamadım ya. Diş eti. Ama diş ağrısı çok kötü bir şey ya. Ama aslında önce moment çalıyorlar ya. Gerek yok bence. Ya bence Bekilinci çıkar çekar. Bence Bekilinci çıksın ya. Peki çıkacak olsa bugün şey olmazdı. Abi ya şey ikilinin arasında feud görmedik. Var mix match challenge'da ufak yüzleşme görelim ya. Of çok güzel olur. Yani zaten kazananı bir kazanacak olan takımı biliyoruz yani. Ben Becky'nin bir maç daha kaybetmesini istemiyorum bu arada yani. Güreş tarihinin en loser kadınlarına birisi olabilir. Kariyeri bittiğinde muhtemelen olacak ya hani. Kuzey demiş Mehmet. Tarihin Strowman, tarihin ilk tek kişilik takım şampiyonu yaptı. Tek kişilik orada imajı vermek isterler mi diye. Ya ben bunu düşünüyordum ama bugün üzerine basa basa o maça için tek partileri bulmak zorunda olduğu söylendi. Hani TNA'deki Samoa Joe'yu getirmezler herhalde. TNA'deki Samoa Joe değil. TNA'deki Bobby Roode'un takım arkadaşı Beer Drinker James Storm. Güzel olabilir. James Storm değerlendirilebilir bir ihtimal.
O da Raw arka alanında bulunuyordu. İnşallah o olur yani. Bilmiyorum. Tabii ya, bu arada şu, şey ya. Bu arada son sözü söyleyeyim bu konu hakkında. Kendi nezdimde. Ya uyumsuzluktan gelen uyumu birkaç senedir çok iyi yapıyorlar. Survivor Series 2016 ardından olan şovda Mick Foley, Cesaro ile Sheamus'ı sonunda birleştirmeyi başarıp tek team yapmıştı. Orada bir uyumsuzluktan gelen uyum trendini yakaladılar ve onun üzerine, bu fikir üzerine çok şey kattılar. Ben tekrar bunun böyle değerlendirileceğini düşünüyorum yine. Bu arada Sheamus da bir yıldır falan film çekimlerine gitmek için ayrılacak ama. Sakatlığı var onun herhalde. Yani nasıl bir film, ben onu anlamadım bir türlü. Yani yani şeye olabilir yani. İşler güçler ikiye döndü yani. 5 yıl falan çektiler filmi. Neyse, geçelim mi bu konuyu o zaman? Geçelim. Bu eğlenceli konunun ardından daha eğlenceli bir maça geçiyoruz. Vulcan Metardi vs Goldust. İki tarafta Andre the Giant Memorial Battle Royale'e katılacak. Ve bir şekilde kazanıp ardından da Andre the Giant heykeline seks teklif ediyor. Hani benim en az kaba tabir. Sen bir önden Bray Wyatt'ı değerlendir yoktun o dönem. Final Deletion maçı. Senin adam. Ultimate Deletion. Ultimate ya, bu arada geçen şeyle birleştirirsek, segmentlere birleştirirsek, Strowman'ın partnerinin Husky Harris ya da hani başka bir model Bray Wyatt olabileceğine dair söylentiler var. Yani eski takım arkadaşları olmalarından mütevellit. Eski Wyatt Family üyesi olmasından mütevellit Strowman. Umarım öyle bir şey olmaz. Bray Wyatt olsa bu Strowman karakteri parçalanır yani tamamen. %100. Hani bildiğimiz Bray Wyatt olacağına dair. Ya ben Bray Wyatt'ın karakterinin sonunun özellikle 6-7 ayda çok büyük yara aldığını düşünüyorum. Hani tam özellikle de şey. Tabii. Bu 2 sene içinde ana kemer aldı. Evet, evet. Geçiniz. Yani son 6 aydır Finn Balor'a karşı son maçına çıkacakken sakatlandığından beri, hani o Sister Abigail'ı çıkaracakken hastalanıp maça çıkamadığından beri kariyeri tepe taklak oldu. Tamamen tepe taklak oldu. Ben o zamana kadar hala kurtarılabilir olduğunu savunuyordum ama kurtarılamadı, kurtarılamayacaktı ki göle atıldı. Bence bu iyi bir şey. Yani WrestleMania'yı kaçırırsa ve... Kaçırdı canım. Husky Harris olarak değil de Vulcan White olarak geleceğini söylüyor. Çünkü Matt Hardy'nin eşi onun için özel bir beste falan mı ne yapmış? Şeyde geçen sosyal medyada da gördüm. Sadece eğlenmesine de yapmış olabilir. Rebi Hardy seviyor öyle şeyleri ya. Baykuşları özellikle. Maç için bir yorumunuz var mı kısaca? Hikmet Hardy Zeybek demiş. Goldust. Ha o maç için. O maç için yok. Battle Royale için Hikmet Zeybek kesin kupayı alır demiş. Hardy'ye mi? Evet. Zannetmiyorum ben ya. Kupayla Hardy. Çok ya, çok yakışıksız bir ikili ya. Poz verdiğini düşünsenize ya. Abi. Brother... Abi kupayla sevişiyordu bugün ya. Kupayı alkışlıyor. Olabilir mi? Brother White. He Mehmet. Hikmet demiş tekrar. Brother White mı? Evet. Aa, wow. Belki. Yani bilmiyorum ya. Brad çok yetenekli bir adam. Rol yapma açısından gerçekten çok yetenekli bir adam. Türlü kullanılabileceği şekil var. Umarım iyi bir şekilde kullanılır. Ne olarak dönerse dönsün yani diyerek. Bu maçı ve bu boğucu konuyu kapatıyorum. Ve daha boğucu bir şeye. Muhtemel WrestleMania main eventimizin segmentine geçiyoruz. John Cena vs. John Cena. Cena kendi çalıp kendi oynamaya devam etti bugün de. Yani open challenge yaparsan güzel olur. Undertaker gene gelmedi. Cena bu sefer artık şey hani neden böyle bir yol seçtiğini de anlatmaya çalıştı. Yani şimdiye kadar dedi ki yani ben İşte Survivor Series'de kaybettim. Ben Royal Rumble'da kaybettim. Fastlane'de, Elimination Chamber'da her haltı kaybettim ben. Şimdi gelip diyorlar ki bana herhangi bir maça gir.
ben diyor başka birilerinin spotlight'ını, hani sahne ışığını nasıl çalayım? Ben sürekli kaybeden bir adam haline geldim. Taker'ı istiyorum ki ikimiz de part-time'ız, kimsenin ışığını çalmadan şey yapalım hani. Aramızda sessiz oynayalım. Sessiz işimizi halledelim. Ya ben Sinan'ın part-time olmasına dair en sevdiğim şey şu, part-time'ını sorgulatmaya başladı bir şekilde. Ya bizim sürekli konuştuğumuz şeyler part-time sorunlarıyla ilgili ve onu söyledi bir noktada yani. Hani, abi smartphone'ların gönlünü çaldı o konuda. Evet ya, ve ciddi ciddi reaksiyon da aldı. Yani ama ben hala şeyi anlamıyorum. Yani gerçekten Undertaker vs. John Cena yapacakken hani Feud'unu neden yapmazsın? Hiçbir zaman anlayamayacağım bunu. WWE tarihinde izlediğim en mantıksız şeylere kafadan girer yani. Keşke Open Challenge yapsa ya. WrestleMania'da. Abi keşke şundan çok daha şey bir karar olur yani. Mantıklı bir hikaye olur. Gür, sen ne diyorsun? Baba öncelikle promo, ben bu hafta kesin inandırmıştım kendimi Undertaker'ın geleceğine. Özet izliyorum. Tık bastım John Cena'nın konuşması ringe gelişi başlayınca. Tam ekran işte full versiyonunu açtım. Tam ekran tüm promoyu izledim. Lan ha geldi, ha gelecek, ha geldi, ha gelecek. Ya bütün promo, fark ettiğim şey, ben John Cena çok ağır konuştu. Hani çok duygu yüklü konuştu. WrestleMania'ya yakışan, Road WrestleMania'ya yakışan yegane bir promo oldu. Hani söylediği cümleler işte, onu böyle mi bölseydim, şunu şöyle mi yapsaydım, onun hakkını mı çalsaydım falan. Resmen yani güreş severlerin, özellikle smart fanların hani duygularına dokundu. Ben bir anda dedim, lan John Cena mı çeksem Banner'a, Avatar'a bu promodan bir fotoğraf. Yani öyle etkiledi beni. Undertaker'in gelmeyişi, bilmiyorum. Bu işlenen senaryoyu beğenmiyor değilim. Undertaker kariyerinin artık son akıl oyununu yapıyor. Ve böyle bir fikre başvurdu. Neden öyle yapıyorsun demem. Bu gece SmackDown'da da gelebilir. Bak umut bitmiyor. Umutsuz olmuyor çünkü. Totem yapacak mısın? NXT'de gelir artık. Ha, olmasa, totem yapacak mısın? Totemlerimiz var. Bağlıyoruz baş parmağı falan filan. Lan neyse, belki de maç olmaz abi yani. Artık lan acaba olmayacak mı şeyine de geldik. Versiyonuna da, düşüncesine de, fikrine de geldik açıkçası Mehmet. Abi ya bak, senaryo olarak ben de beğeniyorum. Yani çok, gerçekten daha önce izlemediğim bir şey bu. İzlemediğim tarzda bir şey bu. %100. Ama ya işin iş boyutunu düşünüyorum. Yani abi çok mantıksız geliyor ya. Maç olmasa da çok mantıksız geliyor. Şu maç olacak olsa da çok mantıksız geliyor. Abi Cena vs. Taker yapacakken ve ring için facia geçmesi garantiyken bu feud'u nasıl sadece ring içinde tutarsın? Yani nasıl haftalık şovlara koymaz? Yok abi, ben bunu anlamayacağım asla yani. Senaryoyu beğeniyorum ama çok mantıksız ya. Eren Nur? Ya ben de sizinle kadar bekliyorum. 4 haftadır ben de dedim, ha geldi, ha gelecek. Fastlane'i sırf SmackDown Pay-Per-View'u izledim, hani Fastlane'i. Dedim hani gelecek diye hype kastım. Yine yok, tık yok yani. Hatta böyle Cena tam böyle ellerini başına alırken dedim, aha gong gelecek. Yok. Ya ben de hani arada böyle sabırsızım. Tam Undertaker fanı değilim ama hani o gong sesi, o işte ışık oyunları falan beni benden alıyor nedense. Hani yıllardır aşina olduğumuz şeyler. Undertaker herhalde WrestleMania 27'deki gibi WrestleMania'da dönecek. Neler olacak ama nasıl olacak, nasıl bağlayacaklar hiçbir fikrim yok. Salih? Yani bu John Cena son hatta hareketli promolar, monologları falan en beğendiğim promolar oldu benim. Ya adam kendi başına sırtladı yani resmen Road to WrestleMania'da bir feud'u. Ben de güzel bir maçla veda edeceğini düşünüyorum Undertaker'ın. Ya Undertaker'ın güzel bir maç çıkarma ihtimali çok yok yani hani. Aa, en azından abi bize yansıtıyor. Geçen sene daha iyi olacak.
Abi bize yansıtılan o dediği şey, bak adamın kötü maç çıkardığı kişileri sayıyorum. Hani CM Punk, Brock Lesnar, Roman Reigns yani, ve üçü de kötü performansçılar değildi yani. Ya ben duygusal anlamda söyledim onu. Yani. Hikayeden hikaye olacak maça çıktı değil Roman mi Reigns, Undertaker? Dümdüz güreşiyordu Roman Reigns yani. Bray Wyatt maçı da kötüydü. Kötüydü ama abi. Şeyi güzeldi. Şeyden beri, resmeye 27'den beri güzel maçı yok Undertaker'ın. 28'deki mi çıktı? 28'de bayıldı, doğru diyorsun. Yo. 27'de bayıldı, 28'de Hell in a Cell'e çıktı. Hell in a Cell, o maç güzeldi baba. Kusura bakma yani. Hiç yani WWE tarihinin en overrated maçı ya. Hani yok ama öyle bir şey yani. 29'da beğenmediğini söyledin. Sen 29'a beğenmedin, sen o da en iyi 30 maç arasında gösteriliyor. Abi yok. Abi temposuz abi yani. Bir bakın şeye bakın yani, Taker'ın ondan önceki 10 seneki maçlarına bakın. Abi hiçbirinin önüne koyamazsınız ya. Bugüne kadar Taker'ın maçlarını maç yapan neydi ki? Seriydi. Yani özellikle Batista'dan sonra seriydi. Biz Batista'dan sonraki maçlarında ring içi diye ölüp bitmedik ki. Bir gerginlik yaratıyordu. Lan bitecek mi, bitmeyecek mi? Yok bitmez ya falan filan. En sonunda bitmeze ikna ettiler ve bitirdiler. Batista maçından WrestleMania 23'ten sonra Undertaker'ın maçlarını maç yapan zaten senaryosuydu. Ring içinden ziyade. Maçlarını maç yapan senaryosuydu. Abi WrestleMania tarihinin en iyi iki maçını çıkardı adam ya. Lan hayır. Batista'dan sonra genel olarak, süreçte. Genel olarak bahsediyorum Mehmet. Aradan 1-2 Shawn Michaels'la olan maçlarını seçersin mesela. Onlara demiyorum. Edge'le olan maçını da seçerim. Ya abi çok iyi maçlar çıkardı hep. Ama abi, 27'den sonra iyi maç yok işte. Abi, ben 23 diyorum abi ona. Çünkü ben 23'ten sonra o seriyi bize yedirdiler, anladın mı? Senaryo anlamında konuşuyorum. 23'ten sonra ring içinin önüne senaryonun ağırlığı geçti bana göre. Ama senin görüşün yani. Ben ses bana gelmedi, yayına da gitmedi. Tekrar söyler misin? Katılmıyorum bu dediğine kesinlikle de. Yani özellikle yani 25'teki maçın seri üzerinden giden bir senaryosu da yoktu. Doğru düzgün bir senaryosu da yoktu hatta. Ama yani hani tarihin en iyi maçlarından birini çıkardılar, ama yani senin görüşün, bir şey demeyeceğim. Konuyu uzatmayalım daha fazla çünkü maç da başlayacak. O sebepten ötürü devam ediyorum. Sıradaki maçımız Elias vs. Heath Slater'dı değil mi? Rhino değil. Evet. Geçen de Rhino muydu? Yok, Slater'dı. Elias maçtan önce bir açıklama yapıyor. Şeyde WrestleMania'da New Orleans'ta bir gösteri yapacakmış. Yani şarkı söyleyecek çıkıp. Muhtemelen de Drak'tan rock atımı yiyecek. Ardından da Heath Slater'ı yeniyor gene. Yani zaten son 1-2 haftadır onları tokatlayarak ilerliyordu. Elias'la ilgili görüşlerinizi isteyeceğim sadece. Maçla ilgili değil, kısaca birkaç cümleyle. Eren Nur, senden başlayalım. Ya reaksiyonları çok iyi yönlendirebiliyor. Mesela ilk başta olumlu tepkiyle başlıyor, işte WWE what stands for veya işte I have one question for anybody, everybody here. Sonra bir anda taşlamaya başlayınca bu sefer olumsuza çekiyor. Yani dımiz gibi düşünülebilir. Hani şu anda heel karakterlerin içinde hani hakkını verenlerden bir tanesi bence. Salih? Elias bence gelecek vadeden güreşler arasındaydı. Artık kendisini kabul ettirmeye başladı. Ben böyle kullanacağını düşünmüyordum. NXT'yi çok takip ediyordum ben. WWE'de açılan güreşlerin bir tanesi bence. Yani ana kadroda. Gür? Ya Elias hakkında arkadaşların dediklerine katılıyorum da, ben geçmişte TNA pay-per-view'ları incelemiş 2008-2002 arası pay-per-view'ları incelemiş ve hani ECW'nun efsane 2006 şovlarını izlemiş birisi olarak
Rhino'yu bu halde görmekten ötürü çok üzülüyorum. İnşallah daha akılda kalıcı ve iyi bir şekilde güreşe veda eder. Rhino üzülmüyordur muhtemelen ya. Ya tabii herkes ekmek parasının peşinde canım. Yani. Bu yaştan sonra da ne yapacaksın zaten. Evet, sırada yeni bir kadınlar segmentimiz, maçımız var. Önce şeyimiz var. Kurt Hawkins'in Braun Strowman'ı ikna çabaları. Kendisi ikna etmeye çalışıyor beni tekliği partneri yap diye. Ve Strowman Hawkins'i duvarla tek takım partneri yapıyor bir şekilde. Daha sonra da Nia Jax röportajı var. Her zamanki şeylerini söylüyor Nia Jax. İşte Alexa'ya çok güvendim. Alexa beni işte hayal kırıklığına uğrattı. Alexa beni üzdü. Alexa beni şey yaptı. Gerçekten bir şeyler yapmış Alexa yani. Onu anlıyoruz yani. Gerçekten. Sürekli Alexa bir şeyler yapmış. Sürekli. Ama şey yani Nia kazanacakmış maçı. Ezecekmiş Alexa'yı. Öyle söylüyor. Üzerine de gidiyor ve eziyor zaten. Çok ilginç bir şekilde Alexa, Mickey James vs. Asuka ve Dana Brooke takımını izliyoruz. Benim kafamda soru işaretleri var. Gözlerimde soru işaretleri maçı izlerken. Maçı Asuka, Mickey'yi pes ettirerek kazanıyor. Ve şey, maç bitiminde de Alexa ve Mickey ona saldırırken Nia geliyor, kurtarıyor ve Mickey'yi öldürüyor. Bitiyor. Ay baba, afakanlar bastı segmenti anlatırken. Salih, senle başlayalım. Ali? Eremnur? Ya bu Dana Brooke'la Asuka'da, Asuka gelir gelmez kanlı bıçaklı oldular. Survivor Series öncesi tokatladı, bok adına su kuaşladı. Ay şimdi bir bakıyorum, sarıldılar böyle işte Dana Brooke'la tokalaşıyorlar. Hadi sen başla, hadi ben başlayayım. Herhalde yani su kuaştan sonra travma falan geçirdi bu kadın. Yani bunun başka bir açıklaması olamaz. Ya bu arada anlamıyorum, neden Asuka SmackDown şampiyonluğuna meydan okuyor, hala Raw'da gözüküyor. Anlamıyorum. Çok garip. Uğra Gür. Yani %100 katılıyorum. Yine WrestleMania, Road to WrestleMania, yine senaryo eksikliklerinin, güçlü bir karnenin olmadığı bir divizyon daha. Aynı şekilde Eren Nur'un söylediklerine katılıyorum. Bilmiyorum. Bu sene işte muzdarip olduğumuz yegane konu da bu maalesef. Salih. Ben de pek geçtim yani bu maçı kazanacağını bildiğim için. Ya ben bu arada şey yani ana kadro debutundan beri ilk defa bir Alexa Bliss segmentini şey yaptım, atladım. Yani direkt sonuna sardım. Yani, gerçekten yani ki Alexa Bliss'in maçlarını falan hani hepimiz biliyoruz, korkunç geçiyor maçları yani. Ve onların hepsini izliyordum ama Asuka ve Dana Brooke görünce böyle yani maçı izlerken buna anlam vermeye çalışmak istemedim. Sardım yani. Uf ya, korkunç bir şey gerçek. Hani ya forumdan herhangi birine şey versek, şu iki kadınlar feodunu buklama görevi versek bu kadar şey kötü yapmazlar ya. Hani vallahi çok yazık ya. O zaman main event'e geçiyoruz. Main Event'te sonunda gerçekten bir Universal kemeri feudu izliyoruz. Heyman Lesnar'la birlikte konuşuyor. Vallahi çok güzel konuşuyor işte. Ve sonunda da işte Roman Reigns is Brock Lesnar's bitch ve bitiriyor konuşmayı. Roman Reigns gelmek istiyor ama bu sırada şey var. Kurt Angle'ın bir etten duvarı var. Raw'daki takımlardan oluşturduğu. Kavga çıkmasın bir şekilde, biri sakatlanmasın diye. Roman Reigns o takımlara diyor ki ya şu part-time herifi korumak için mi siz hani burada kendinizi siper ediyorsunuz burada? Çekilin geçeyim lütfen diyor kibarca. Ve adamlar geçiyor. Bak benim çok hoşuma giden bir detay. İzin veriyorlar. Roman Reigns bir şey yine orijinal. Abi hiç sormuyorlar mı? Biz başta niye buraya geldik? Hayır, kimse sormuyor. Bu etten duvar ne kadar güvenli. Abi yani şey değil yani hani etten duvardır ya. Güvenlik görevlilerinin bile zamanında götürebildiğini gördük Reigns'i yani. Güreşçiler götüremeyecek.
Neyse Lesnar üst üste Superman punch'lar yiyor. Ama üzerine bir tane klasik Lesnar olarak F5 geçirip Reigns'i yere atıp show segmenti, son Raw show'unu WrestleMania'dan önce ayakta kapatmayı başarıyor. Salih, hadi bu seferden başlayalım. Üçüncü de hayır vardır. Yani Lesnar'ın her Superman punch'ı sandalyeyle atması çok garipti ya. Sandalyeyi savuşturmaya çalıştırması. Gerçekten. Ama dördüncü tahmin ettim yani F5 atacağını. Umarım yani WrestleMania 31 ekibi olmaz maçları ya. Yani tek taraflı maç olsun istemiyorum. Öyle diyeyim. Olacak bir noktada ya. Hani Lesnar maçı yani. Başka bir şekilde geçmiyor. Ya feud o kadar ezler ki Reigns'i. Belki ağırlık verirler yani. Ya ben spear atmamasından dolayı bir kıllandım. Tek spear'la kazanır mı acaba diye düşünmeye başladım. Hani benim spear'ım da Goldberg kadar iyi muhabbetine falan gür. Ya anlamsızlıklar silsilesi ve kavram kargaşasıyla dolu bir feud Road Trasmea boyunca ne oldu ne bitti hiç kimse anlamadı. Brock Lesnar hani ilk bir UFC'ye yamama operasyonundaydı. Dana White'la birlikte olduğu için bu gece Raw Show'una gelemedi demeleri ve arka alana Roman Reigns'in gitmesi, kovulmasından başlayan ilginç bir senaryo izledik. Ama en sonunda hani Brock Lesnar dominasyonu, yıkılmayan adam. WrestleMania'da bize bu senaryonun ring içi neler izletecek çok merak ediyorum. Çünkü ötesini görmedik bugüne kadar. Farklı bir şey MR'de göstermediler. Maçın da türü yok. Onu pay-per-view günü konuşuruz. Yani WrestleMania one-on-one match mania oldu resmen. Hani bu maça bir tür %100 gerekirdi. Hani bugün işte sandalye falan kullandım. Bari sandalye yap. Chair match yap. Ben senaryoyu ve storyline'ı beğenmedim. Bugüne kadar hani Brock Lesnar'ın olduğu ana kemer divizyonu da en etkisiz feudlarından biri bu. Goldberg dahil olmak üzere. Ve muhtemelen WrestleMania main event olacak. Diğerine de baktığı zaman diğerinin de hani senaryo karnesi güçsüz. Bilmiyorum. Ben karamsar bakıyorum açıkçası. Yani ya ben 31'deki maçlarından çok da memnuniyetsiz değilim bu arada. Ya Seth Rollins gelmeden önceki kısımda gerçekten aksiyon yaşattıkları 3-4 dakika vardı. Ama işte orada biraz MMA'den uyarlamışlar. Ki 4 senede çok şey değişti ya şirket adına. Yani aynı maçı buklayacaklarını ben de zannetmiyorum hani de. Bilmiyorum, gene bir Lesnar'ın hani suplex City'ye gireceği bir şey vardır. Hani bir 5-6 dakikalık korkunç dominasyonunu sağlayacağına ben inanıyorum. Evet, o zaman WrestleMania'dan önceki son Raw'u bitirdik böylece konuşmayı. Kapamadan önce şova puanlarınızı alayım. Sıfır. Ne? Dublaj yaptı. Sıfır. Ben şu an 5'te 5 veriyorum. Bir ses duyuyorum ama. Salih. Kırgınla beni iyice. 2. 2. Ben 4 veriyorum. O Dana Brooke Asuka takımından kırdım. Yani o olmasa sevmiştim gerçekten. O zaman bugünlük yayınımızın sonuna geldik. Oğuzcan Özel'e dublajı için çok teşekkür ediyoruz. Sondaki seslendirmeleri için. Yayına kalan arkadaşlarım adına hepinize, bütün dinleyenlere çok teşekkür ediyorum. Smack'ten konuşur muyuz yarın? Mutlaka. Sina bence odada gelecek. Yani bence de gelecek. Bence Undertaker gelecek. Umut bitmiyor. Evet. Yarın John Cena'nın gelmediği bir diğer şovu konuşmak üzere o zaman. Hoşça kalın.